Hadi bakalım, çıktık Doğu Beyazıt'tan, çıkıyoruz daha doğrusu. Anıl işi bitti sabah. Şu an saat 9.30. Biraz geç çıktım aslında, bir saat erken çıkmayı planlıyordum. Çünkü bugün biraz zor bir gün olacak. Hatta bütün yolculuğum boyunca en zor günüm bugün olabilir. Geç. Tenderek geçidi diye bir geçitten geçeceğiz. Tenderek Dağı'nın yanından doğru. 2700 metrelerde. Hava biraz soğuyacak. Umarım kar falan yoktur oralarda. Bugün Çaldıran'a gidiyoruz. Merhaba abi. Eyvallah abi, sağ olasın. Kolay gelsin abi. Çay iç diyorum. Herkes çaya davet ediyor. Burada öyle dükkanın önünden geçiyorsun, selam veriyorsun. Çay iç. Orta direk. Orta direk mi kaldı be? Bitirdiler orta direği, bitirdiler. Arkadaşlar, güneş nasıl bir şey biliyor musunuz? Çok güzel bir şey güneş ya. Azıcık gösterdi kendini. Isındık vallahi, çıkarttım üstümdekini. O yağmurlu. Çünkü terliyorum o üstümdeyken. Şimdi güneş de çıkınca ısındık vallahi. Al bakayım. Tamam, paylaşın. Üçünüz bunların hepsi. Ben başka yok, bu kadar. Paylaşın, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam, çocuklara şeker de verdik. Bunun üstünden şimdi biraz prim de yapabiliriz. Doğu Beyazıt tam İran sınırında. Onun için İran'dan tırlar mırlar falan geliyorlar buraya. Yanından geçen tırların hepsi İran tırları, yani İran plakalı. Bazılarında sadece İran plakası var, bazılarında Türkiye plakası var ama üstünde onun haricinde bir de İran plakası var. Çok yakın geçiyorlar. Onun için biraz sakat buralar. Heh, gel gel. Bakın, şu karşı dağı görüyorsunuz değil mi? Şu karşı dağın yanından bir yol gidiyor. Arkaya dönüyor, yani şunu aşacağız. Ondan sonra başka var mı? Hani şu karşıya doğru gidecek miyiz bilmiyorum. Bir 15 kilometre tırmanış var bundan sonra. Şu an bulunduğumuz noktadan 800 metre yukarıya çıkacağız. Şu an 1750'deyim. 2550'ye çıkacağım. Ya sanırım Tenderek geçidi 2550. 2700 falan dedim ben ama. Merhaba. Bu yol böyle dağın etrafından dolanıyor. Daha da yükseğe çıkıyor mu şunu? Çıkıyor mu? Valla kar var mıdır tepede gideceğim yerde? Yok yok, kar yok. Kar yok mu? Kar yok. Yalnız bayağı rampa lazım. He, bakalım ya. 10 kilometre falan herhalde değil mi? Memleket? Sinop. Sinop. Siz o araba mı bekliyorsunuz? Sinop'ta işin, burada ne var ya? Geziyorum. Geziyorsun ha? Allah yardımcı olsun. Eyvallah. Siz nereye gidiyorsunuz? Van'a mı geçeceksiniz? Van'a gideceğiz. Ha. İyi bakalım, hadi kolay gelsin size de. Eyvallah. Hatta yalnız akşam şey yoldan kalma ya. He, şey varmış ya, kurt varmış herhalde değil mi? Öyle, kurt öyle ne şey olur, ondan sonra ne olur, soğuktur. He, yok Çaldıran'a geçeceğim zaten ya. Oraya geçerim ya. Bir... Bayağı rampa var ya, Çaldıran akşama kadar zor varırsın. Akşama varırım, 2 saate geçerim rampayı diye tahmin ediyorum. He. Hadi, eyvallah. Yolunuz sağ olun. Şimdi bak, benim bu sayacım yine çalışmıyor. Pilimi bitti, bir şey oldu, buna bir saçmalamaya başladı. Aslına bakarsanız sayacın çalışmaması bir yandan da iyi. Mesela niye iyi? Dinlemek isterseniz size anlatayım. Bu sayac çalıştığı zaman sürekli gözüm buna gidiyor. Mesela ben yemek yedikten sonra 10 kilometre
yolum kalmıştı benim. Geçile çıkmaya, tırmanmayı bitirmeye. Şimdi gözüm sürekli buna gidecek. Daha 100 metre gitmişiz. 200 metre gitmişim. 300 metre gitmişim falan gibi. Şu an çalışmıyor ya. Gözüm yolda. Sağa sola bakıyorum. İşte ne bileyim. Neler bitiyor etrafımda. Onlara bakıyorum. Durmadığım sürece, sürdüğüm müddetçe bu yol bitecek yani bir şekilde. O yönden bu kilometre sayıcının çalışmaması bir yandan iyi oluyor. Ama çalıştığı zaman da işte kaç kilometre hızla gidiyorsun falan, onları ayarlayabiliyorsun. Kendine bir ritme oturtturabiliyorsun. Anla oturturum ya. Gidiyoruz işte yani. Bakın mesela bu bir İran tırı. Gördünüz mü plakayı? Yoldan doğru Van'a gidiyor işte herhalde bunlar. Bayağı kar oldu ya etraf. Güneşli bulutun arkasında kaldı. Nasıl olacak? Şu karşıdaki dağ var ya. Tendürek Dağı o. Şu. Ah, arkadaşlar fena kar var ya. Hava da bayağı soğuk şuradan, artık benim yavaş yavaş kurtarmam lazım kendimi. Yoksa hasta olacağım vallahi. Öksürmeye başladım. Hiç öksürmüyordum. Şimdi öksürmeye başladım vallahi. Merhaba. Aa yok yok, ben giderim abi, sıkıntı yok. Geldim zaten. Ha şurası bitiyor yokuşluk. Kurban olayım. Eyvallah abi, sağ olasın. Az bir şey kaldı zaten herhalde değil mi geçide? Ondan sonra Çaldıran'a kadar aşağıya iniyor herhalde değil mi? Çaldıran'a kadar aşağı kadar. Aynen. Bu akşam Çaldıran'a gideceğim. Sen şey Van'a mı gidiyorsun abi? Van'a merkezde Çaldıran'da. Abi Çaldıran'da ben nerede kalabilirim? Uygun fiyatlı kalacak bir yer arıyorum kendime. Böyle 50 lira civarı bir bütçem var bunun için. Belki senin vardır tanıdığın Vallahi çevren. Çaldıran'da değil, Muradiye'de belki olur. Ama Muradiye'de bir 20 kilometre sonra herhalde değil mi Çaldıran'dan? Yetişebilir miyim acaba? Yetişirsin ya. Şeyden Çaldıran'dan Muradiye'ye de aşağıya doğru mu gidiyor aşağıya böyle? Aşağıya doğru gidiyor. Valla. Aynen aşağıya doğru gidiyor. Yalnız Çaldıran şeydir. Çaldıran'da otel yok. Hı hı. Şeyde öğretmen evinde de kalırsan orada da zannetmiyorum ya. Var mı öğretmen evi? Öğretmen evi var. Sağ evet, bankasının yan tarafında öğretmen evi. Tamamdır abi. Olmadı bir sorarım oraya. Gidemezsem eğer Muradiye. Orada herhalde 30-40 liradır. Ha öyle mi? Evet. Ucuz. Tamam. Çok güzel abi. Tamam, çok teşekkür ediyorum abi. Sen de abicim. Yine şey sıkıntı falan şey edersen. Eyvallah abi. Sağ olasın abim. Normal şey olursa, gerekirse gelip seni eve götürürüm. Eyvallah. Teşekkür ediyorum abicim. Hadi abi. Kendine iyi bak. Vallahi bir şey kalmadı ama bitirdik bu yolu.
geldim. Şu an Çaldıran Öğretmen Evi'ndeyim. Arkadaşlar, ilçe öğretmen evleri bok gibiler. Bok gibiler yani ilçe öğretmen evleri. Ben yine yatağın devresinin takımlarını falan çıkarttım. Yastıklarını falan attım buraya. Benim uyku tulumumu serdim. Değiştirdiklerini söylüyorlar ama değiştirmemişler. Belli yani devresim takımlarımı. Çok kötü. Buradan başka da kalacak bir yer yoktu. Bir tane daha otel vardı burada. Aradım onları. Bir gecelik kimseyi kabul etmiyoruz dediler. Çok saçma bir şey. Onlar da buraya yönlendirdiler. Neyse ben geldim ama ucuz burası. Geceliği 30 lira. Ya birazcık da korkutuyor şimdi. Bu korona morona falan var ya. Bunların hiç içinde değil yani. Temizlemiyorlar oraları. Havalandırmıyorlar dahi. Nevresim takımlarını, yastıkları bile değiştirmiyorlar. Allah kahretsin. Beni birazcık bu tribe sokuyor bu işler. Neyse yani bu gece buradayız. Yarın buradan çıkacağız. Van'a doğru hareket edeceğiz. Yarın Muradiye Şelalesi'ni görmek istiyorum. Bir Van'la buranın arasında Muradiye diye bir yere gelmeden Muradiye Şelalesi var. Oraya gitmek istiyorum. Oradan sonra da Van'a doğru devam edeceğim. Yarın ben Van'da olmak istiyorum. Burayla Van'ın arası 108 kilometre. Sanırım bisiklet sürerek gidemem oraya. Deneyeceğim gitmeyi ama gidemezsem dahi eğer bisikleti bir arabanın arkasına atacağım. Yolda bir araba bulacağım. İnsanları çünkü çok yardımseverler. Yani eminim diyebilirim bir araba bulabileceğime. Yarın Van'dayız yani. Şu an benim bulunduğum yer Çaldıran. Şimdi Çaldıran deyince benim aklıma da o gelmişti. Sizin de aklınıza bu Çaldıran Muharebesi'nin yapıldığı yer geliyor olabilir. Ama burası ora değil. Çaldıran Muharebesi'nin yapıldığı yer İran'da Maku diye bir şehirmiş. İşte biraz önce ona bakıyordum. Bura değilmiş yani orası. Ben size birazcık işte bir Çaldıran maldıran falan anlatayım. Videonun da içini birazcık doldururum diye düşünüyordum. Fakat hiç burası değilmiş. Gereksiz yere de şimdi anlatmayalım. Buradayken o zaman yani İstanbul'un fethini de anlatayım. Yani bura değil Çaldıran Muharebesi'nin yapıldığı yer. Adı Çaldıran bilmiyorum ama niye adı Çaldıran. Bu bilgiyi de verdik. Şimdilik başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu arada benim bugün geçtiğim yer Tendürek geçidi. Normalde yani ben bir iki ekşi sözlükte de buraya gelmeden önce Tendürek geçidi yazmıştım. Orada da bir iki kişi yazmış işte. Hatta iki tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Doğu Beyazıt'tan Van'a gitmek istiyorlar. Bu yoldan gelecek normalde otobüs. Ama PKK'lılar Tendürek geçidini kapattıkları için diğer yoldan doğru buraya geliyorlar. Yani buranın böyle bir olayı da varmış Tendürek'ten zamanında ama biz böyle bir şeye denk gelmedik. Duydum. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Başka bir bilgi paylaşmak istiyor muyum sizinle? Şu an aklımda başka bir bilgi olmadığı için başka bir bilgi paylaşamıyorum sizinle. Aslında başka bilgilerde paylaşmak isterim ama paylaşamıyorum. Böyle. Yarın sabah görüşürüz. Yarın sabah buradan çıkıyoruz. Van'a doğru hareket ediyoruz. Ben de şimdi uyuyorum arkadaşlar. Birazcık yorgunum vallahi. Şöyle ayaklarımı uzatayım, uyuyayım. Görüşürüz. İyi geceler diliyorum. Çıkıyoruz. Ben yine sabah çıkmadan bir çorba içtim. Çaldıran'dan ayrılma vakti geldi. Bugün biraz geç uyandım ben ya arkadaşlar. Saat tam 8.30'da uyandığımda. Baya ne güzel, baya uzun zamandan beri saat 7'de uyanıyordum. Hatta 6.45'te falan uyanıyordum. Ama bugün uyudum, dün çok yorulmuşum ya. Ama iyi de oldu uyuduğum, bakın. Görüyor musunuz şu şeydeki suları, buz tutmuşlar. Sabah biraz daha erken çıksaydım sanırım yollarda da su olan yerlerde böyle buzlar olacaktı. İyi oldu. Pozitif bakalım. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışalım. Nereye? Merhaba arkadaşlar. Yani tek sıkıntı bugün, yani dün şey diyordum, belki süre süre Van'a gidebilirim diyordum ama yani şu an şu saatte çıkıp da Van'a gidebilmem mümkün değil. Benim yola en geç 8.30'da çıkmış olmam lazımdı, pedal çevirmiş olmam lazımdı. Fakat saat 10'u çeyrek geçe çıkabildik. Dün kaldığım yerin tuvaleti falan da çok pisti ya. Geçen annemler İzmir'e gittiler, yani geçen dediğim oluyor baya. Bir işleri vardı. Öğretmen evinde kaldılar gidince. İzmir öğretmen evi bile yani, düşünebiliyor musunuz? Diyor ki kadın, biraz da titizdir benim annem. Giderken çarşaflarını falan bile kendisi götürür. Götürdü yani bu sefer en azından. Çünkü koronadan molalarından dolayı. Diyor ki klozetin üstünde kıllar mıllar falan vardı diyor. Çok kötüydü diyor. Yani İzmir öğretmen evi bile öyleyse
Sanırım buranın böyle olması çok normal. Ama bence bunların hepsinin bir denetimden geçmesi gerekiyor. Hepsinin. Hele ki şu dönemde yani. Nasıl olabilir böyle bir şey? Akıl alır gibi değil. Bakın süper bir haber. Gönderme geçidi. 1910 metre. Yani bu da ne demek? Bundan sonra iniyoruz demek aşağı kadar. Muradiye'ye kadar iniş var bundan sonra. Etrafı şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Süper bir yoldan gidiyorum. Her yer dağ. Dağ, dağların etrafı da bir şey yok. Üstünde de kar var. Kolay gelsin abi. Bunlar senin değil değil mi? Yok valla ben de çoban. Çobansın. Hı-hı. Kimin bunlar? Köydekinin bir kişinin mi yoksa çok kişinin mi? Bir kişinin. Bir kişinin? Allah Allah. Zengin o zaman ha? Zengin var. Valla. 10 inekler var. Ne? İnek mi var? Hı-hı. Kaç tane hayvan vardır burada? Ya yaklaşık 400 abi. 400 tane hayvanı mı var? E ne yapıyor bu adam? Şey mi yapıyor? Süt müt falan mı? Peynir meynir falan mı yapıyor? Ha, peynir satıyor. Hmm. Ama senede yaklaşık 50 milyar da peynir satıyor. 50 milyar. Hayvanları satıyor mu? Erkekleri satıyor. Erkekleri satıyor. Hı. Başkaları satmıyor abi. E yaşlanınca ne yapıyor bu hayvanları? Kesiyor. Evet. Para alıyor musun sen bu işi yaptığın için? Alıyorum. Kıymatsız bir para alıyorum. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ne var mesela? Ev kiran var mı? Yok. Nerede kalıyorsun? Kendi evin mi var? Adam mı veriyor evini? Kendi evden kalıyorum. Kendi evinde kalıyorsun. Muradiye'de kalıyorum. He Muradiye'de mi kalıyorsun? Evet. Nasıl gidip geliyorsun Muradiye'ye? Valla ayda gidiyorum abi. He? Ayda gidiyorum. E bir kere, ayda bir kere mi gidiyorsun? Ayda bir kere gidiyorum. He. Çoluk çocuk var mı? Valla hala evlenmemiş ama. Evlenmedin mi daha? Valla kardeşleri var onlara bakıyorum. He. Okuyorlar mı? Okuyorlar. Nerede okuyorlar? Muradiye'de okuyorlar. Muradiye'de mi okuyorlar? Liseye mi gidiyorlar? Liseye. Anama bakıyorum, babama. Babana bakıyorsun. Babam yaşlı, anam yaşlı. Yani yetmiyor. Yetmiyor değil mi? Zor. Her şey pahalandı zaten. Evet. Allah yardım et bize. Allah yardım etsin hepimize. Amin. Amin valla. Şey nerede? Muradiye Şelalesi çok mu içeride kalıyor? Muradiye Şelalesi... Ama girişte abi. Girişte. Çok içeri çok gireceğim mi böyle? Yol ayrılıyor ama değil mi Muradiye Şelalesi'ne doğru? Ayrılıyor evet. Zaten orada lavha yazıyor Muradiye Şelalesi. He tamam. Oradan döneceğim. Bir çakmak bana ver. Ondan sonra git abi. Ben Benim de yok ki çakmağım ama. Efendim? Benim de yok ki çakmağım ama. Sen alırım köye gideceksin. Ben köye ben gideceğim alırım. Doğru diyorsun. Al o zaman. Bu çakmak senin olsun. Hediye ne abim? Hediye. İyi hadi ben gidiyorum. Güle güle abim. Tamam Allah'a hadi görüşürüz. Olun. Kendine iyi bak. Görüşemeyiz gerçi. Kapatacağım kapatacağım. Allah'a emanet olun. Sen de hadi kendine iyi bak. Bir garanız için çok çok ne demek? Hadi görüşürüz. En kötü şey sigara içen bir adamın sigara alamayacağı, sigara bulamayacağı bir yerde sigarasız kalması. Aman Allah'ım. Kötü bir durum. Baksanıza 400 tane koyunu varmış adamın. 300 mü dedi? 400, 400 dedi değil mi? 300 dedi.
Herhalde güzelmiş ya arkadaşlar. Bayağı güzelmiş hem de. Yolun da kenarında hep sahne. Gibi efsaneydi seninle beraber olmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane seninle beraber olmak. Aha, Van'a 68 kilometre diyor. İyi, sinirim bozdu ya, cik cik diyor şey çanta. Bak biliyor musun ses? Sürekli bunu duyunca da insan siniri bozuluyor. Neyse, Van'a 68 kilometre diyor. Bugün sanırım yetişemem ben Van'a. Çünkü saat şu an 1. Yol düz, saatte ortalama 15 kilometre yapmış olsam 4 saat sonra Van'da oluyorum. 5 falan oluyor. Belki de yetişirim, bilemiyorum ya. Hadi bakalım deneyeceğiz. Bakın artık Van Gölü'nü gördük. Bunun etrafından doğru Van'a gideceğiz. Şşt, gel. Gel. Gel buraya. Şimdi sana birazcık bir şeyler vereceğim ama kardeş. Mama yok, kusura bakma. Mama bu probisi de askerliğine yardım daha. Gel. Gel. Ana. Bak nasıl yedi, gördün mü? Hayır. Selamlar. Bana mı geçiyorsun? Ya şu bisikleti 2 dakika senin arkaya atsak da seninle beraber gelsem olur mu? Olur abi. Sen araba koymuşsun bizden. Heee. Tamamdır. Aa, doğru diyorsun. Tamamdır. Eyvallah. Sağ olasın dostum. Hadi kendine iyi bak. Bugün tam 50 kilometre sürmüşüm. Saat 3'e geliyor. Ben de daha fazla gece kalmadan otostop çekmeye başlayayım dedim. Çünkü yanımdan pikaplar geçiyorlar. Ben bisiklet sürdüğüm için durduramıyorum onları. Yani bugün ben arkadaşlar şeyle gideceğim. Pikapla gideceğim. Yolun son 35-40 kilometresini pikapla gideceğim. Van'da olmak istiyorum çünkü yarın. Yarın şimdi yasaklar falan başlıyor. Tam anlamadım da ne yasak ne yasak değil. Onun için Van'da olayım. Hafta sonunu Van'da geçireyim. Pazartesi günü çıkarım. İlk hafta ne olduğunu bir anlayalım. Yani şu an benim, siz bu videoyu çok geç izleyeceksiniz. Ama şu gün, o yani yarın daha doğrusu, yasakların başlayacağı gün olacak. Bu işte bir hiç kimsenin anlamadığı yasaklar yaptılar mı? 8'de mi çıkılıyor, 10'da mı giriliyor, bir şeyler yapılıyor işte. Onun için ben bir Van'a gideyim. Gecikmeden böyle bir bakalım. Biraz önceki araba çok güzeldi. Tam da istediğim gibi bir arabaydı ama arabanın arkası çok şeydi, pisti. Bisikleti sokmak istemedim açıkçası. Neyse, problem yok ya. Gelir birileri. Geliyor çünkü. Araba görüyorum şey, pikap. Ben geldim Van'a. Beni otostopta bir araba aldı. Van'a bıraktı. Ben Van'da bir arkadaşımda kalıyorum. Ortaokul arkadaşımda. Burada çalışıyor. Öyle denk geldik burada. Süper oldu valla. Ben aslına bakarsanız buraya dünden önceki gün geldim. Yani otostop çektiğim gün dünden önceki gündü. Dün yağmur falan yağdı. Dün biz müzeye gittik. Van Müzesi'ne. Lan ne oluyor? Size şöyle bir şey söyleyeyim. Van, eğer ki Van'a gelirseniz kesinlikle ve kesinlikle Van Müzesi'ne uğrayın. Yani süper bir müze yapmışlar.
çok güzel bir müze yapmışlar. Ta ilk çağdan başlıyor. İşte o Neolitik çağı, Tunç çağı, Demir çağı. Ondan sonra Urartulara geçiyor, Osmanlılara geçiyor falan. İşte Ermenilerin gösteriyor. Hem Van'da yaşayan bütün toplulukları, bütün insanları gösteriyor. İlk yaşayan insanlardan itibaren. Hem de bu çağlardaki insanların özellikleri neler? İşte hangi çağda insanlar neleri kullanmışlar? İşte ilk bakıyorsun böyle taştan çekiçler mekiçler falan yaparken insanlar ilerleyen zamanlarda altından kolyeler molyeler falan yapıyorlar. Van Müzesi'nden bahsediyorum. Çok güzel değil mi Van Müzesi? Efsaneydi. Bence herkes gitmeli. Değil mi? Yani kesinlikle gidin Van Müzesi'ne eğer Van'a yolunuz düşerse. Hiç pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Bu arada müzelerde şöyle bir muhabbet var. Müze kart diye bir şey var. Benim şimdiye kadar gittiğim bütün müzelerde geçerliydi. Bazılarında geçerli olmuyormuş ama hangilerinde olmuyor bilmiyorum. O da böyle tek tük bir tane varsa vardır onlardan. Ani Harabelerine gittim. Ani Harabelerinde müze kartla girdim. Para vermedim girişine. Van Müzesi'nde girişine para vermedim. Sinop'ta Sinop cezaevine gidiyorsunuz, para vermiyorsunuz. Bir kere alırken bir 60 lira veriyorsunuz. Ondan sonra sanırım bir yıl boyunca bir daha hiç para vermiyorsunuz girdiğiniz müzelerde. Böyle bir tur yapacaksanız, Türkiye'de gezecekseniz kesinlikle yanınızda müze kart olsun. Ama bu Van Müzesi özelinde söylüyorum. Müze kartınız yoksa da girişi 10 liraydı Van Müzesi'nin. Çok da pahalı değildi girişi. Değer yani onu vermeye. Yani çok büyük, devasa bir yerdi yani. Ya, kocaman bir alan içerisinde. Biz şu an burada Akdamar Adası'na gidiyoruz. Burası işte Ermeniler için önemli bir kilise Akdamar Adası. Gideceğiz orayı göreceğiz. Bir de ondan sonra Altın Saç. Altın Saç Kilisesi. Yani Altın Saç Kilisesi'ne gideceğiz. Yani bu Akdamar Adası'nda işte bir kilise var. Orayı göreceğiz. Bir de ondan sonra Altın Saç Kilisesi'ni de göreceğiz. Bugünü öyle bir geçireceğiz işte oralara bakarak. Bakalım nasıl yerlermiş Akdamar Adası'yla Altın Saç Kilisesi. Bugün hava güzel. Dün biraz yağmurluydu. Benim geldiğim gün de yağmur yağıyordu. Gayet güzel ama. Şimdi Akdamar Kilisesi'nin olduğu yere geldik fakat şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Kiliseye gidebilmek için buradan teknelere binip adaya gitmemiz gerekiyor. Şu karşıdaki ada Akdamar Adası. Fakat şimdi işte korona dönemi falan filan bile bu yasaklar falan var ya. Gerçi şu an dışarı çıkma yasağı yok ama insanlar anlayamadılar, bir karıştı kafalar yani. Kimse yok şu an burada. 10 kişi olmadan da tekneyi kaldırmayacağız diyor adam. Biz de 2 kişiyiz. Bizden başka kimse yok. Yarım saatten beri de bekliyoruz açıkçası. Gelmiyor kimse. Sanırım Akdamar Adası'na gidemeyeceğiz. Yalan oldu Akdamar Adası. Şimdi Altın Saç Kilisesi'ne gidiyoruz. Çünkü burada beklersek hem buraya girememe ihtimalimiz var ki çok yüksek. Çünkü yarım saat 45 dakika kadar kimse gelmedi buraya. Hem de diğer yeri de göremeyeceğiz. En iyisi Altın Saç'ı görelim. Haydi gidelim o zaman. Buradan 28 kilometreymiş. Geldik Altın Saç Kilisesi'ne. Bayağı çıktık be. İçerisi hep tezek kokuyor. Burası 12. yüzyılda yapılmış. Vallahi kimler yapmış bilmiyorum. Senin var mı bir bilgin buraya kimlerin yaptığı hakkında?
Çok yüksekti ama değil mi? Çok yüksek. Çık çık bitmiyor. Belki şuralarda da bir yapılar vardı belli yani değil mi? Evet bak duvarı da var. Böyle devam ediyor normalde ama yıkılmış hep. Tabii canım. Bak şura bir oda abi. Neyse artık yani bir mekan. Şura bir odaymış. Bak arada duvar var. Şura bir odaymış. Şura bir odaymış. Aynı belki de aynı zamanda dini eğitim verilen bir yerdi de. Anladın mı? Manastır hesabı. Biz dün o Altın Saç Kilisesi'ne falan gittik. Bugün de Çarpanak Adası diye bir yerdeyiz. Çarpanak Adası şu karşısı, şu an süper bir manzara var aslında bakarsanız. Karşıda Çarpanak Adası, bu tarafımızda da Süphan Dağı var. Şu an bulunduğumuz yer bir yarımada. Böyle geldik, burada ufak bir ateş yakacağız, mangal yapacağız. Şimdi ben Van'a geldim ama Van merkezde pek de bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü Metehan'la kalıyorum. Onunla beraber takılıyoruz. Sağ olsun onu biliyor burada bir bazı yerleri. Birçok yeri biliyor aslına bakarsanız. İşte böyle restoranlar falan hep kapalı. Şehir merkezi de kalabalık. İşte bu dönemde biraz daha insanlardan uzak bir şekilde takılmanın peşindeyiz. Normalde şu karşıdaki adaya buradan yürüyerek geçiliyormuş. Su seviyesi düşük olduğu zamanlarda. Öyle değil mi? Sen geçmiş miydin buradan hiç karşıya? Ben o şekilde geçmedim. Ne kadar? 20 dakika falan mı sürüyor demiştin? Hayır, gidersek 20 dakikada gideriz. Yürüyerek? Belli bir yerimize kadar su geleceği için. He, normal zamanda. Normal zamanda da direkt yürüyüş olmuyor. Yani belli bir yere kadar. Su oluyor. Öyle bir geçiş varmış. Karşıda da bir tane kilise var. İşte eski zamanlardan kalma bir kilise var. Bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz? Tam şurada. Biz de geldik. Karşıya geçmeyeceğiz. Şimdi hava çok soğuk. Yüzmeye hiç gerek yok. Hasta olmayalım. Vücudumuzu güçsüz düşürmeyelim. Gelirken sol tarafımızda kalan bir inşaat vardı. Orada solar paneller kuruyorlar. Güneş enerjisi panelleri kuruyorlar. Onun inşaatından da böyle şeyleri kopardık. Paletler bulduk ateş yakmak için. Sağ olsun oradaki görevli arkadaş da bize izin verdi paletleri almamız için. Süper oldu. Şimdi ateşimizi falan yakarız. Böyle otururuz. Bir iki parça tavuk var yanımızda. Sucuk mucuk var. Onları yaparız. Ondan sonra da Van merkeze geri döneriz. Şimdiye kadar Van Gölü'nün güneyini gördük. Şu an Van Gölü'nün doğusundayız. Bu Erciş taraflarında bir yerlerdeyiz. Şu karşı taraf Van Gölü'nün kuzeyi oluyor. Orası da Adilcevaz tarafları. En son ben giderken büyük bir ihtimal bir de Van Gölü'nün batısını göreceğim. Tatvan taraflarını. Yani böyle dört tarafını da görmüş olacağım. Van Gölü'nün. Çok hoş yani. Sadece göl olmuş olsa neyse ama etrafında hep dağlar da var. Görüyor musunuz şuradaki dağları? Süper manzara. Bakın etrafı hep dağlarla çevrili. Bakın işte arka tarafta. Onun için çok hoşuma gitti benim vallahi. Mevsim olarak da güzel bir mevsimde geldiğimi düşünüyorum Van Gölü özelinde. Çünkü dağların üstüne kar yağmış tepelerine. Hatta bazı dağların neredeyse eteklerine kadar gelmiş karlar. Süper, görüntü süper. Biraz önce girdiğim su tartışmasız hayatımda girdiğim en soğuk suydu. Dondum ya. Hareket edemedik suyun içinde vallahi. Ay. (Gülüyor)
Su biraz değişik ama sodalı ya, tadı böyle bir... Yuttun mu? Yok, birazcık baktım tadına da. Yutmadım da böyle dilimle baktım tadına. Böyle tuzlu gibi, ekşi gibi değişik bir tadı var. Sen cilde mi iyi geliyor demiştim bu su bir şey. Cilt hastalıkları için iyi geliyor. He, bu egzama egzama falan gibi mi? Aa, bakın karşıya tekne gidiyor. Aklıma gelen. Altlar pişti ama değil mi? Hı hı. Nasıl yapacağız? Şunları bir alalım. Okey, çözümü bulduk. We know how life, our life can change in an instant, baby dance while you can. Don't you know life is horror? I've seen how fast it can change. Hoşap Kalesi'ndeyiz. Burası Van Hakkari yolu üzerinde bir kale. Burası kaç yılında yapılmıştı kızlar? 1052. Birkaç? 1052. 1052 yılında yapılmış burası. Eski bir kale. Çok güzel bir manzarası var. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Normalde buranın şey var, bekçisi var. Abi yokmuş. Van'da işi varmış. Burada oturuyor. Buralarda oturuyor abi de. Kızları burada. Onlar açtılar bize kapıyı, sağ olsunlar. Bizden başka da kimse yok. Bize anlattılar birazcık buranın ne olduğuyla alakalı bilgiler verdiler. Şimdi benim anladığım kadarıyla burası 1052 yılında Sarı Süleyman diye bir mimar tarafından yapılıyor. Evet. Ve bu Sarı Süleyman'ın bir daha buranın aynısından yapmamasını istedikleri için de iki kolunu kesip... Evet. İran'a mı gönderiyorlar? Ya bu İran'a gidip aynısını yapacaktı. İzin vermediler, kolunu kestiler. Böyle bir hikayesi de varmış. Mehmet'le beraberiz biz bu arada. O da Van'daymış, buluştuk. Evet. Güzel. Hadi bakalım mı zindana? Sonradan yapılan bir oda. Ne burası? Ne odası olarak yaptılar küçük peki? Böyle misafir falan ağırlıyorlardı. Ama bu büyüktü, küçük yapmışlar. He, eski zamanlarda burada misafir ağırlıyorlarmış. Sonra burayı restore edip böyle bir oda mı yaptılar? Çünkü burada da taşı ölmüşler. Şurada. Ha. Yukarıdan düştü. Ha. Yukarıdan aşağı düştü buraya. Güvercinlerle burada haberleşmesi lazım. Siz şimdi buranın tarihini anladığım kadarıyla öğreniyorsunuz kızlar, değil mi? Evet, babam geçen sefer anlattı. Kaymakam gelmişti. Hı-hı. Ben de onlarla yukarıya çıktım. Sen mi anlattın kaymakama? Yo, babam anlattı. Ben de onu dinledim. Zaten buraya gelecekleri seferde ben anlatacağım onu. Bence de buranın tarihini kesinlikle öğrenin yani. Gelenlere anlatırsınız. Burası da
onun balkonu, evlerin olduğu yer. Orada fakirler yaşıyor, burada zenginler. Burada hem kendi halkı selamlıyor hem de fakirlerin halkı selamlıyor. Aşağıda fakirler yaşıyor. Ya evet, fakir evet, dediğimiz evet, halk yaşıyor aşağıda evet, aslında bakarsan. Burada da sarayda yaşayan insanlar yaşıyorlar. Evet, kale yapan Sarı Süleyman'ın arkasında olanlar yaşıyor. Tamam. Fakirlerin olduğu yerde de tam orada evlerin olduğu yerde yaşıyor. Tamam. Buraya çıkıyor kral ve konuşma yapıyor. Evet. Örnek veriyorum, ne diyor mesela? Ey halkım. Evet, öyle falan diyor. Tamam, o zaman anladığım kadarıyla burayı yaptılar, restore ettiler, sonra beğenilmediği için yıktılar mı? Evet. He, öyle mi oldu? Bazı yerlerin deprem yüzünden çatladı, yıkıldı. Bazı yerlerde onlar yıktı. Burada geçen sene deprem oldu değil mi? Baş kaleye vurdu. Burada da, burası da sallandı. Sizin burada evler çok sallandı mı? Evet. Bizler sabah erken kahvaltı yapıyorduk biz. Deprem oldu. Ablam da yatıyordu. Sen evet, mi? Evet, erken uyanıyor. Öğlen vaktine falan oran zamanlara kadar uyuyor. Seviyor musun uykuyu? Evet. Bu problem oluyor sanırım aile içerisinde senin çok uyuman. Evet. Biraz uyandırıyoruz. Buralarda okçuların yeri. Burada ok mu atıyorlarmış? Evet. Nasıl atıyorlarmış bunların arasından? Ya, ince buralar. Karşıdaki okyan ve tiryap kadar küçük yapmışlar. He? Burada ok atıyorlar, karşıdaki ok gelmesin diye bu kadar küçük yapmışlar. Yani sonradan kapatmamışlar bunu, orijinalde de böyleydi. Evet. Bunlar ama şey değil mi? Bunlar orijinal hali mi bunun yoksa resmi? Kalenin hepsi orijinal. Kalenin bu surlarının hepsi orijinal mi? Evet, kapısı bile orijinal. Bronzla çıvan işlemi kapı. Aşağıdaki o kilitli kapı. Evet. Hadi canım. Evet. Bir yaprağı. Vay. Altı. Ne dedin? Bir yaprağı. Vay, öyle mi? Öyle falan diyorlar. Kapının kaçtığını olduğunu çok fazla biliyoruz. Şimdi buradaki o girmesi yasak olan yer şurası mı oluyor? Evet. Oraya şey mi var? Burada işte üniversiteden hocalar gelip kazı falan mı yapıyorlar orada, arkeologlar? Evet. Şurası da erkeklerin zindanı. Heh, burası zindan mı? Evet. Peki buraya giriş nereden? Kapısı var mı buraya? Kapısı kapattığı için belli etmiyor. Nasıl yani? Yani mesela diyelim burada kapı var ama kapattığı için belli etmiyor. He, mesela şu an burada bir kapı var ama biz göremiyor muyuz evet, kapıyı? Gizli. Evet, görünmüyor çünkü kapattığı için. Kim kapatmış? Sarı Süleyman. Sarı Süleyman. Evet. Hadi bakalım. Şunlar neymiş? Meşale yeri. Meşale yeri mi? Ha bak, burada işte kazı yapıyorlarmış. Burada peynir mi bulmuşlar? Çok kaç yıllık bir şey bulmuş, şeyler bulmuşlar burada. Çok uzun yıllarca burada kalmış peynir küpleri ve o peynir küplerinin içerisinde de peynirler bulmuşlar. Çocukların söylemesine göre peynirler de hala içinde duruyormuş küplerin. Neymiş o? Burası arena. Arena mı? Evet. İnsanları mı dövüştürüyorlarmış burada? Hayvanları falan. Ne? Boğa mı? Böyle diyelim kaplumbağa falan. Kaplumbağa mı? Ama onlar kaplumbağa hayvan falan ben de işte. Burası da arena zaten. Çıkarız. Küçük çocuklar da geliyor. Öyle mi? Evet. At aşağı. Teşekkür ederim. Güzel. Bu arada ekrandan küçük duruyor bu adam, dev gibi. Görecek misiniz? Burada böyle bir yer. Ne diyorsun Mehmet? Abi ben şu ana kadar gördüğüm yani doğudaki en sağlam kalmış kalelerden birisi. Değil mi? Çok sağlam İlk kalmış. İlk korumuşlar. Şey diyordu, ben girdim çok fazla güzel değil zaten diyor, değil mi? Bakın biraz önce bahsettikleri kalenin kapısı da bu kapı. Görüyor musunuz, buraya kurşun sıkmışlar. Bu kadar girmiş yani kurşun. Kapı hakikaten bayağı kalın ve güçlü bir kapı, sağlam bir kapı. Kızların demesine göre bunun bir tanesi 6 ton geliyormuş bu kapının.
Hadi kanka görüşürüz. Hadi hocam görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamamdır. Haberleşiriz. Ya dediğim yoldan gider. Aynen öyle. Hadi öpüyorum seni. Sen de. Van'dan ayrılıyorum artık. Bitlis'e doğru gidiyoruz. Tatvan'a doğru. Bu dün Hoşap Kalesi'ne gittim ya. Hani orada çocuklar anlatıyorlardı Sarı Süleyman falan diye. Hoşap Kalesi zamanında Süleyman Bey diye birisi tarafından yaptırılıyor 1643'te. Çocuklar anlatırken birazcık kafaları karıştı sanırım. Her şeyi birbirine karıştırdılar. Yani diyor ki burayı diyor Süleyman yaptırdı diyor. Sonra diyor Süleyman'ın kolunu kestiler diyor. Süleyman'ın kolunu niye kessinler? Keserlerse mimarın kolunu keserler. Süleyman mimar değil. Oranın önüne gelen güçlü insanlarından birisi. Çok da fazla bir bilgi yok açıkçası. Hoşap Kalesi ile ilgili internette bakınca da güzel bir yerdi işte. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Van güzeldi, güzel geçti. Hiç Van merkeze uğramadım. Çünkü hem bu yasaklar masaklar var. Biraz onun etrafında gezmek istedim. Güzel oldu. Şimdi ben kahvaltısı yapmak isterdim açıkçası. Bir daha gelirsem onun için de gezerim. Ben gidiyorum Tatvan'a doğru. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın o zamana kadar.